Vatan merhumu benim için bütün arz. Ama ondan önce ayağım yere bassın. Ecdadım Osmanlı'nın bıraktığı yerler. Ondan önce de ayağım yere bassın. Ne? Anadolu. Bizi sıkıştırmışlar, bırakmışlar Anadolu'ya. Anlaşmışlar İngilizlerle. O gün için böyle kafaları basmış veya basmamış. Ne olmuş bitmiş beni ilgilendirmiyor. Tarihçilerin işi. Biz Misak-ı Milli'yi dahi savunamamışız. Misak-ı Milli'ye baktığımızda Kerkük, Musul Türkiye'nin içerisinde. Misak-ı Milli'ye baktığımızda İdlib içinde. Misak-ı Milli'ye baktığımızda Yunanistan'ın komple doğusu, Dedaç, orası, Gümülcine hepsi de Türkiye'nin içinde. Misak-ı Milli'ye baktığımızda Ege'deki adalar içeride. Misak-ı Milli'ye baktığımızda olmuş, olmamış, gitmiş, gitmemiş. En azından Misak-ı Milli'nin içerisinde durmak lazım. Şu anda AK Parti'nin yaptığı en önemli işlerden birisi de bu Misak-ı Milli sınırlarını dışarıda konuşlamak. Destekliyorum, hiçbir sıkıntı yok. Şuradan batıdan Dedaç'a kadar da girmeleri lazım. Zaten korktuklarından, ürktüklerinden Amerika'ya getirdiler, çağırdılar oraya. Dediler ki bunlar yarın öbür gün buraya aniden gelebilirler. Gelin dediler, Dedaç'a şimdi Amerika'ya peşkeş çektiler. Ya ne olacak, iki tabanca tüfek patlatırsın, buradan bana terör saldırısı var deyip girersin, sıkıntı değil bundan. Ya nasıl Suriye'ye girdi çıkarmazlarsa, Libya'ya girdi çıkarmazlarsa. Şimdi Kırım'ı kaşıyor, ondan sonra Rusya kaşıma burayı diyor. Bunlar ayrı muhabbetler ama hiç olmazsa Misak-ı Milli'nin korunması lazım vatan olarak düşündüğümüzde. O yüzden benim vatan merhumum dünya üzerinde bu çizgide. İşin bir de manevi tarafı var. Manevi vatan da onun gölgesi.